Antalya'dan İzmir'e geçelim, havadan da denizlere inelim ve bu kez İzmir'deyiz, kano, yelken ve yat yarışlarında. İzmir Körfezi'ni temizleme çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Körfez uzun yıllar süren çabalar sonucu tekrar eski maviliğine döndü. 2, 1, 2. Temiz bir körfeze kavuşan İzmirliler bunu Körfez Festivali ile kutluyor. Kanolar, yelkenliler ve harika yatlar bugünlerde masmavi İzmir Körfezi'nin üzerinde süzülüyor. İzmir Körfezi Festivali ile Körfez'in eski, temiz ve canlı günlerine kavuşması kutlanıyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilen İzmir Körfezi Festivali Cuma günü başladı. Önce Konak Pier iskelesinde kanolar yarıştı, ardından karşı yakadan yola çıkan yelkenliler körfeze süzüldü. Farklı sınıflarda 42 yatın yarışına sahne olan körfez bir anda bayram yerine döndü. Aslında seyircili bir spor olmayan yelken yarışları kıyıya bu kadar yakın yapılınca çok sayıda izleyici buldu. İzmirliler yatları hem karadan hem de denizden ilgiyle izledi. Hiç böyle bir yarışa gelmemiştim. İlk defa görüyorum. Hoşuna gitti mi? Evet, bayağı güzel. Peki körfezi hiç buradan görmüş müydün? Ya gördüğüm oldu. Ama bu yelkenlilerle daha mı güzel oldu acaba? Evet. Bu iş sadece vapurlar ve gemilerle değil, yatlarla, kanolarla, yelkenlerle de denizde bir takım sporlar yapılabileceğini göstermek istedik ve bunun ilkini gerçekleştirdik. İzmir Körfez Şenliği Festivali, Büyükşehir Belediyesi, Arkas ve Yelken Federasyonu işbirliği içinde. Arka Spor Kulübü olarak biz yelken branşımız var ve bu yelken sporunun İzmir'de genç çocuklar, yani arkadaşlarımız tarafından benimsenmesini ve yapılmasını istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bizim amacımız aslında körfezi daha yaşanır, halkı içine alan hale getirmek. Sadece vapurların ya da limana gelen gemilerin geçtiği bir körfez değil, yaşayan, paylaşılan, hareketli bir hava ve atmosfer yaratmak istiyoruz. Pasaport iskelesinden başlayan yat yarışlarıyla körfez renklendi. İzmir Körfezi'nde bu tekneleri, yelkenleri görmek beni hiç acayip mutlu etti. Bir yelken sever olan, hasbelkader de yelken yapan biri olarak körfezin daha çok yelkenliyle, bu organizasyon inşallah başlangıcı olur. Bundan sonra da bu yelkenleri daha çok görürüz bu körfezde. Geçmişte en önemli denizcilik şehirlerinden biri olmuş. Fakat uzun yıllardır sanki yelkenliler İzmir'e küsmüş gibiydi. En son yelken yarışı 6 yıl önce yapılmıştı. Yeni bir başlangıç, yeni hevesler beraberinde çok güzel şeyler getirecek diye düşünüyorum. Festival kapsamında bisiklet turları, konserler ve foto maraton etkinlikleri de düzenlendi. İzmir Körfezi Festivali bugün yat yarışları, farklı noktalarda yapılacak konserler ve ödül töreniyle sona erecek. Günaydın, hafta sonunun bu kuşağında sizleri farklı bölgelere götürüyoruz ve farklı bölgelerden keyifli anlara. Aksaray